İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Liman İşletme Müdürlüğü ve bağlı bulunduğu daire başkanlıklarına sabah saatlerinde İzmir merkezli bir operasyon başlattı. Rüşvet, yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları ile yapılan operasyonlar 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Polisin İzmir, İstanbul, Ankara, Van ve Hatay'da düzenlediği operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, yolsuzluk, irtikap, ihalelerle ilgili bilgi sızdırma ve limanlardaki işletmelerde usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturmayla ilgili Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yaklaşık 6 ay süren teknik takibin ardından sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Ankara, Van ve Hatay'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Limanlar Daire Başkanı M.Y., Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Limanlar Eski Daire Başkanı Ş.Ç., İskenderun Liman Müdür Yardımcısı O.N., Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İzmir Alsancak Liman İşletme Müdürü T.Y., Terminal Şefi H.Ç., Operasyon Müdürü İ.O., Terminal Konteyner Şefi M.A., Liman Müdür Yardımcısı M.Ö., Liman İşletme Müdür Yardımcısı B.B., Liman İşletme Operasyon Müdürü Ş.A., Memur N.A., Puantör Memurlar H.B., A.O.Y., İş Adamları M.C.B., S.E., G.B. ve bir iş adamının yanında çalışan M.T. ve C.E.'nin de bulunduğu öğrenildi. Zanların ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, yolsuzluk, irtikap, ihalelerle ilgili bilgi sızdırma ve limanlardaki işlemlerde usulsüzlük yaptıkları ileri sürüldü. Zanlar ifadeleri alınmak üzere İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş tarafından başlatılan ikinci yolsuzluk operasyonunda şüpheliler arasında isminin geçtiği iddia edilen iş adamı MCB'nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.